Mert, hoş geldin. Hoş bulduk, evet. Nasılsın? İyiyim, dinlendim, tatil yaptım. Gayet iyiyim. Evet, geçen hafta da yayın yapamadık. Evet. İstersen bunun sebebini açıklayalım. Şimdi önce çarşamba günü biz Caner'le konuşmuştuk, ben çarşambaya kadar dönecektim. Çarşamba günü yayınlanacaktı, öyle konuşmuştuk ama ben dönemedim. Perşembe günü dönebildim. O da işte şurada gördüğünüz, tekrar aynı yerine koyacağım. Kıbrıs Girne Türk İş İnsanları Birliği bir 10. köye bir ödül vermek isteyince bir gün daha kalmak zorunda kaldım. Ümit Avcı, Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkanı aday adaylığı dosyası alan Ümit Avcı'yı herkes tanıyor, izleyicilerimiz zaten. Onun da üye olduğu bir iş adamları derneği. Enteresan biçimde İzmirliler, derneğe üye olan İzmirliler bizim 10. köy programını takip ediyorlarmış. Hatta o gün yemeğe çıktığımızda 10. köyü niye çekmediniz bu hafta diye şey de oldu. Önceden çekseydiniz pazar izleyecektik, biz izliyoruz. Bayağı Seferihisar siyasetine hakimiz artık falan gibi böyle şeyler oldu. Güzel yatırımlar yapan Girne'de bir dernek. İzmirli de çok fazla var içinde. Bir de işte Seferihisar'dan da Ümit Avcı var. Öncelikle bu plaketleri için, ödülleri için ne denirse teşekkür ederiz bütün ekip adına. Ben orada aldım bunu. Hatta çok enteresan bir şey oldu. Edison'un ve Girne Amerikan Üniversitesi'nin sahibinin ve Demokrat Parti'de genel başkan yardımcısıymış kişi aynı zamanda. Ben doğru da öğrendim. Edison geldi. Türkan Şoray da gelecekmiş ama Türkan Şoray hastalığından dolayı gelememiş. Edison'un olduğu bir yerde aslında bu plaketi bize verdiler ama biz orada fotoğrafları KRT, BRT gibi Kıbrıs televizyonları çektiği için ben mailimi verdim, bana fotoğrafları gönderin yayınlayalım diye, hemen henüz gelmedi. Gelirse onu da yayınlarız. Tekrar ödül için teşekkür ederiz. O yüzden de böyle bir haftalık hem tatil için bir ara vermiş olduk. İzleyicilerimiz de kusura bakmasınlar. Ağustos ayından beri ilk defa bir kez bir hafta çekmedik sadece. O kadar da herhalde şey yaparlar, izin verirler diye düşünüyorum. Ama ben pazar günü inan o kadar çok yoruma cevap verdim ki, o kadar çok WhatsApp'tan yazanlar falan. Hem mutlu edici bir şey bu. Güzel programımız tutmuş. Zaten biliyordu da tuttuğunu ama yani bunu tekrar hissetmek güzel oldu. Bir haftalık ara. Bundan sonra elimizden geldiğince çok büyük bir sorun olmadıkça ara vermemeye gayret edeceğiz. Tamamdır. Ben hemen sorularıma geçiyorum. Tabii ki. Mecliste belediyenin faaliyet raporunu onaylayan AK Parti meclis üyelerine vatandaştan tepki vardı. Evet. Şimdi aslında şey gibi, Nasrettin Hoca hikayesi gibi. Hani sen de haklısın, hanım sen de haklısın, o sen de haklısın gibi. AK Partili üyeler şunu söylüyor. Çok kısa bir süre önce seçim oldu. Vatandaş İsmail Yetişkin ve yönetimine onay verdi. Aslında bu bütün, yani onlar onay vermişken biz faaliyet raporuna eğer hayır deseydik, vatandaşın yaptığına ters davranmış olurduk. Çünkü çok, hani çok kısa bir süre önce seçim oldu ve İsmail Yetişkin büyük bir farklı seçimi kazandı. O yüzden biz de onay verdik diyor meclis üyeleri. AK Parti'ye gönül verenler de şey diyor. Yani madem o zaman bütün her şey onaylanacaktı, neden İsmail Yetişkin'e karşı çıktınız? Seçim çalışması yaptınız, kazanma yönünde hareket yaptınız. İşte o yüzden diyorum, hani vatandaş kendi açısından haklı, meclis üyeleri kendi açısından haklı. Değişik bir durum. Bu bir sene sonra yapılsa, iki sene sonra yapılsa farklı olabilirdi. Seçim öncesi olduğu için böyle bir döneme geldi. Ben orada AK Parti üyelerinin de yaptığını doğru buluyorum açıkçası. Yani vatandaş onay vermiş, biz nasıl onay vermeyelim gibi. İtiraz edilecek bir noktası olsaydı faaliyet raporu, bence itiraz da ederlerdi zaten. Öyle düşünüyorum. Böyle hani demin dedim ya, işte herkesin haklı olduğu değişik bir durum var. Faaliyet raporunda itiraz edilecek bir şey görseler ederlerdi. Vatandaş onay vermiş. Vatandaş onay verdiği için biz de onay vermeliydik. Bu doğru bir bakış açısı diye değerlendiriyorum. Vatandaş biraz şey istiyor farkındaysan. Bizim halkımız hep şey. Bizden de bunu bekliyor. Yani vuralım, kıralım işte. Yani meclis üyelerinden de bunu bekliyor. Mutlaka çok tartışmalı meclisler olacaktır. Tahmin ediyorum ki. Çünkü en son meclise ben katıldığımda bazı kararlar oy birliğiyle, bazı kararlar oy çokluğuyla alındı. Muhalefet etmeleri gerektiği zaman da ediyorlar. AK Parti kendi içinde seçmenleriyle çözmesi gereken bir durum ya da açıklama, yani onlar açıklama yapamamışlar anladığım kadarıyla, çünkü vatandaş bize bu tepkileri
ilettiğine göre ben konuştuğumda bana bu cevabı verdiler. YouTube'dan bize bir mail geldi. Bunu sana söylemiştim ama izleyicilerimize de aktaralım. Senin yorumlarını da merak ediyorum. Mailimiz şu şekilde içeriği. Yayın, sürekli yayın yapanlar bunu bilirler zaten ama yine de biz açıklayalım. Artık biz sürekli bir yayın yaptığımız ve yayın saatlerimiz belli bir kotayı aştığı için YouTube bizi bir resmi kanal olarak görüyor. Evet. Ve bize bir ücret vermeyi teklif ediyor izlenme üzerinden. Hı hı. Bununla ilgili yorumları neler? Güzel, çok güzel. Hemen hemen 7-8 ayda geldiğimiz bu nokta izlenme sayıları. Anladığım kadarıyla YouTube izlenme sayılarına baktığı gibi devamlılığa da bakıyor benim anladığım o. Yani daha doğrusu sizin bana anlattıklarınızdan gördüğüm kesinlikle o. Kesinlikle öyle. İşte devamlı ürettiğimiz için, bir şeyler çektiğimiz için bizi dijital içerik üretici olarak görüyor ve izlenme sayılarına da bakarak bir ücret ödemeyi teklif ediyor bize. Tabii ücrete kim hayır der? Ki biz belediye seçimleri döneminde hiç kimseden hiçbir şey talep etmeden önce işimizi yapacağız. Senin dediğin gibi bunu CV'mize yazdıracağız. Devamlılık sağlayacağız demişiz. Bu en başından beri bu işin başında olan Caner Güney'in de, senin de, benim de ara ara aramıza katılıp çekimlerde Mustafa kardeşimin de, yani çünkü bir devamlılık var burada hep beraber, ne olursa olsun bir şekilde hafta içi biz planlıyoruz. Güzel bir şey, güzel bir gelişme. Hepimiz adına işte bu plaket, YouTube, bunlar güzel şeyler bizim için. Ben çok mutlu oldum. İnan orada hani ne rakam ödeyecekleriyle de hiç, yani hiç biliyorsun sormadım bile bunu ya da ilgilenmedim. Çünkü YouTube daha önce de bizi bir muhatap almıştı zaten bundan 2-3 ay önce. Bir danışmanlık, herhangi bir şey sormamız konusunda bu mail adresine ulaşabilirsiniz ya da bu telefondan gibi. Şimdi bu güzel, bence keyifli. Onlar da bunu yaptığına göre biz de biraz daha fazla içerik üretip daha fazla bence bunu arttırmalıyız. Hepimiz adına YouTube'a teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Ama özde bir şey unuttum. Biz tabii bu içerikleri üretiyoruz. YouTube'da bizi artık bir kanal olarak görüyor. Teşekkür ederiz ama bizi izleyen izleyicilerimizin de bunda çok ciddi bir katkısı var. Özellikle de izleyicilere teşekkür ederim. Evet, öncelikle onlar zaten. Necit Epkon İlkokulu'na gerçekleşen müdür yardımcısına saldırıyla ilgili ne söylemek istersin? Yani kısa bir süre önce İstanbul'da bir Iraklı bir öğrenci okul müdür yardımcısını öldürdü. Daha o haberlere bakarken ne oluyor kardeşim derken işte Seferihisar'da yaşandı. Müdür odasındaki, müdür yardımcısının odasındaki makası alıp öğretmenlere, idarecilere saldırılanlar falan. Bütün sendikalar birlikte eylem yaptı, tepki gösterdiler. Haberci mantığıyla bakıyorum. Hani idareciler de bazen, yani bu sadece okullarda değil, hastanelerde de devlet kurumlarında da olabiliyor. Bazen oradaki görevliler hakikaten vatandaşı çıldırtacak noktaya getirtebiliyorlar. Ama böyle olsa dahi kimsenin kimseye bu şekilde makas alarak saldırması, ki olayın içeriğinde böyle bir şey de yok yani. Klasik okul problemleri ve veliler daha önce bunların olacağını uyarmıştık diyor. Çocuklarımız okula korkuyorlar, okula gitmek istemiyorlar diyor. Yani 9-10 yaşında çocukların, çünkü ilkokulda oldu biliyorsun. Yani 9-10 yaşında, 8 yaşında, 7 yaşındaki çocukların korkarak okula gitmemesi çok kötü bir durum. Yani zaten mükemmel bir eğitim sistemimiz falan da yok yani. Çağın gerisinde kalmış bir eğitim sistemimiz var. Sürekli kurcalaya kurcalaya, delik deşik ettiler eğitim sistemimizi. Her gelen bakan ayrı bir eğitim sistemi uyguladı. İşte benim kızım 17 yaşında. 4 artı 4 artı 4'ten tut da işte bilmem şu kadar aylık çocuk okula gidebilirlere varıncaya kadar bütün sistemleri biz yaşadık aile olarak. Kendi çocuğumuzu da gördük. Kötü bir eğitim sistemi var. Yetersiz bir eğitim sistemi var. Yani bu köy enstitüleri gibi dönem bir, öyle bir eğitimle de gelmiyorlar. Ama bunların üstüne bir de şiddet. İşte duyuyoruz, uyuşturucu artık ilkokullara, ortaokullara kadar indi. Üzerine veli şiddeti, üzerine öğrencinin öğrenciye yaptığı, yani ne deniyor ona? Akran zorbalıkları. Üstüne bunlar, yani hakikaten bir de tabii bizim her zaman maşallah bir mülteci sorunumuz var. Yani
hiçbir zaman dediğim gibi kültürleri bize uymayan insanlarla çocuklarımızı aynı anda büyütmeye çalışıyorlar. Bu sistem külliyen başından sonuna kadar yanlış bir sistem. Herkes de bunu anlatıyor. Ne hikmetse sadece bir kesim. Sadece bir kesim inatla bunu savunuyor. Yani inatla istiyor bunu. Hani vatandaşa karşı yapıyor. İşte sonunda da sonrasında da orada o öğretmenin uğradığı bu zorbalığı tepki gösteren sendikalar da var. Bunlara sesini çıkarmayan. Yani hükümetin bu politikalarını eleştiremeyen, hükümete yakın sendikalar da var şimdi. Yani orada bu eleştiriliyor. Ki belki de bu müdür yardımcısı, belki de o sendikanın üyesi, bilmiyorum. Ama fark etmez. İşte sonuçta adalet bir gün herkese lazım oluyor. Bir şeyler bir şeyleri tetikliyor. O yapabiliyorsa ben de yapabilirim diye düşünüyor insanlar. Bir yerlerden güç alıyor. Kötü bir öğretmen anne babanın çocuğuyum. Yıllarca Anadolu köylerinde annem babam öğretmenlik yaptı. Bizzat tanık oldum, yanlarındaydım. Onlara gösterilen saygı, onlara gösterilen hürmet, bir yere girdiklerinde en baş köşeye oturtulması, onlar da onun karşılığında bir tane bile çocuğu geride bırakmadan herkese eşit muamele yaparak hayatlarını sürdürdüler. Öğretmenliği öyle yaptılar. Buna tanık oldum. Tabii ki bunu saldırıyı doğru bulmam mümkün değil. Ama bunun sebeplerine de bakmak lazım. Evet. Yani sadece bir vatandaşın bir idareciye saldırması olayı değil, bunun temeli var. Kim nereden güç alıyor? Kim nereden bu cesareti buluyor? Yani en ufak bir olaya bugün Göztepe'mizin maçı var. Şampiyonluk maçı. En ufak bir şey yaptığında alıp seni hemen 62-22 miydi? 62-22'den yargılayıp seni işte Göztepe maçlarında imzaya götürüyor. İşte bir sürü yaptırımı var. Oradaki adalet sistemi, yani bir şeye tepki bile gösterecek olsan ölçülü göstermek zorundasın diyor. Seni orada şimdi bak bir yerden güç alıyor demek ki insanlar. Burada bunlar yaşanıyor. Bu kadar birilerine, yani birisi en ufak bir şey yaptığında tutuklanıyor, götürülüyor. Hepimiz haberlerini yapmışız. Nerede o veli? Saldıran veli. Evinde şu an, değil mi? Yani yaptırımlarına işte bir kadın cinayeti oluyor. Diyoruz ki işte hayvan yakıyorlar. Hayvana zarar veriyorlar. Cezalar yetersiz olduğu için birileri bir yerden güç, yani bunu birisi yaparsa, A şahsı yaparsa ve A şahsı bir yere yakınsa o ceza almıyor. Bir şekilde kurtarıyor kendini ama B şahsı ceza alıyor. Adaletsizlik var. Adaletin içinde adaletsizlik var. Hukukun içinde adaletsizlik var. Ve birileri bir yerlerden güç aldığı için bu noktalara geliyoruz. Yani o sendikalar bunu protesto ettiler, çok güzel. Kardeşim güvenlik görevlileri niye yok okullarda o zaman? Aynı sendikalar kalksın bütün okullara güvenlik görevlisi istesin. Veli kapısına göre girip çıkamasın kapıdan. Yani okul kapısından giriyor, bahçe kapısından giriyor, okul kapısından giriyor. Müdür veya müdür yardımcısı odasından geçiyor. 3 tane yerden geçiyor. Yarın bir gün bir çocuğa da zarar verilebilir. Yani hep biz bir şeyler olduktan sonra önlem alan bir ülke halindeyiz ya. Ve dediğim gibi o hükümete yakın sendikalarda İdareci olabilmek için, belli yerlere müdür yardımcısı olabilmek için çalışmak yerine eğitim sistemine içine siyaset sokmamak için çalışsalardı, birileri bir yerden güç almayacaktı. Birileri bir yerden bu kadar rahat hareket edemeyecekti. Yapacak bir şey yok. Bu eğitim sisteminin baştan sona değişmesi lazım. Baştan sona öğretmenlerin önce eğitilmesi lazım. Ondan sonra da öğrencilerin ciddi anlamda eğitilmesi lazım. Zaten sonuçları görüyoruz. Dünya sıralamasına giren okulumuz yok. Sonuçlar da belli. Güzel bir hikaye var. Uzattım biraz ama. Yok hayır, önemli bir konu biraz. Anadolu Lisesi'ne hazırlanıyor bir vatandaş, bir öğrenci. Anadolu Lisesi'ni kazanamıyor. Normal liseyi kazanıyor. Normal liseye giriyor yani. Anadolu Lisesi'ne puanı yetmiyor. Sonra devlet o liseyi Anadolu Lisesi yapıyor. Bir şekilde Anadolu Lisesi'ni kazanmış oluyor. Ama mezun olurken İmam Hatip Lisesi olarak mezun oluyor. Anadolu Lisesi sınavlarına hazırlanıyor. Dershaneye gidiyor, kazanamıyor. Normal liseye gidiyor. Normal liseyi devlet Anadolu Lisesi yapıyor önce. Çocuk bir şekilde hedefine ulaşmış oluyor. Ama mezun olurken de İmam Hatip Lisesi oluyor. Yani bu kadar, 4 senede bu kadar çok sistemin değiştiği başka bir ülke ben zannetmiyorum olsun. İşte Uganda, Zambiya falan diyeceğim ama onların bile bilimsel projeleri şu an bizimkilerin üzerinde. Paraları bizden daha değerli. Ha, gidişatımız çok iyi değil açıkçası. Bunu söylemek lazım. Ha, vatandaş da son seçimde zaten bir uyarı verdi alana, anlayana. İki tarafa da verdi.
Biri de bu, siz bu ülkeyi böyle yönetemezsiniz, böyle yönetirseniz biz iktidarı değiştiririz dedi. Bu tarafa da biz size önce belediyeleri veriyoruz kardeşim, düzgün çalışırsanız size hükümeti de vereceğiz mesajını vatandaş verdi. O yüzden de herkes alacağını alsın, işte eğitim sistemini anlattık, sağlık sistemini anlatsak, başka bir sıkıntı bürokrasiyi anlatsak, başka bir sıkıntı nerem doğru ki demiş ya devre sonucu. Onun gibi yani her taraf berbat ama yine de dediğimiz gibi ne olursa olsun orada bir idarecilik yapan bir insana bir velinin saldırması hoş bir durum değil. O insanın da çoluğu çocuğu var. O insan da orada sonuçta ekmeğini kazanıyor. Sebebin ne olduğunu bilmiyorum ama ne olursa olsun. Yani veli %100 haklı olsa bile yolu bu değil. Makasla saldırmak değil. Kesinlikle. Ama işte bizim her şeyimiz düzgün ilerlerse gidip şikayet edebileceği bir mekanizma, bunu araştırabilecek. Yani bunun için mesela bir kurul oluşturulabiliyor mu? Sebep ne? İdareci ne yapmış? Veli niye saldırmış? Veli mi suç? İdarecinin hiçbir suçu mu yok? O zaman veli ceza alacak mı? İşte bu sistem oturursa bunlar olmaz. Yoksa elini kolunu sallayan bugün müdürün odasındaki makası alır saldırır. Yarın bir gün biri de beline silah takar gider. İstanbul'da yaşadık örneğini. Yazık yani. Yazık. 10 Mayıs günü Ulamış'ta taziyeye giderken vefat eden bir vatandaşımız var. Hı hı. Onunla ilgili ne söylemek istersin? Mürüvvet ne söyleyeceğim biliyor musun? Allah rahmet eylesin öncelikle. Üzüldük hepimiz. Ama bu o yolda bu kaza hep oluyor. Yani şöyle söyleyeyim sana. Firdevs'in öldüğü yerde belki 5. 6. ölümlü kazadan sonra bir üst geçit yapıldı. Yani ondan sonra işte bir tık ötede yine trafik kaza bir yani artık öyle bir yol trafiği artıyor ki İzmir Seferihisar arasında. Hakikaten çok fazla insan geliyor. 5'te 6 tane vatandaşımız vefat ettikten sonra buraya bir üst geçit yapılıyor ya da bir yaya geçidi yapılıyor, bir kavşak yapılıyor. Sonra bu ileride olmaya başlıyor. Sonra oraya bir müdahalede bulunuyor. Sonra başka bir bölgede olmaya başlıyor falan böyle. Yani ya kardeşim hani çok artık basit. İşte devlet yönetimi o yüzden çok önemli. Çok önemli. Yani bunu önceden görüp önlemini alan kimse yok. İlla bir vefat, illa bir can kaybı, illa bir acı olacak. Mesela İzmir valisinin, o dönemin valisinin bir tepkisi vardı ve ben çok beğenmiştim. Firdevs kardeşimiz öldüğünde alkollü bir araçla ehliyetsiz bir sürücü yarış yaparken, görgü şahitleri böyle demişti, sonra ispatlandı, yarış yaparlarken kızımıza çarpıyorlar ve o kızcağız kendi kız kardeşini kurtarıyor yolun kenarına atarak, vefat etti. İzmir valisi o zaman buranın kaymakamını ve emniyet müdürünü arayıp ne demişti biliyor musun? Bir tanesi alkollü, bir tanesi ehliyetsiz araba kullanıyor. Bu olay oluncaya kadar siz neredeydiniz, niye yakalamadınız bunları diye. Bu bir devlet adamlığı göstergesidir. Olay olduğu andan itibaren gel bakalım kardeşim buraya değil. Bu adam aylardır ehliyetsiz araba kullanıyor. Bu adam da alkollü. Siz önceden yakalamak zorundasınız. Ama şimdi polis teşkilatına da inan tam bir şey söyleyecek oluyorum. 100 polisle normalde 60-70 bin, yazın 400 bin nüfusu idare etmeye çalıştıklarını da gördükçe bir şey de söyleyemiyorum. Hakikaten sayı çok az. İnatla bunun istenmesi lazım yani. İnatla bu sayının arttırılması lazım. Yani nereye yetişecek bu insanlar? Aynı anda 5 tane, 6 tane, 7 tane ihbar gelse, farklı farklı yerde olaylar olsa yetişemezler. Bak inan ki yetişemezler. Normal görevlerini yapmalarının dışında. Yani, o yüzden bu önlem alınması lazım. Hadi şeye çıkalım, Ürkmez Doğan Bey bölgesi, jandarma bölgesi, oraya çıkalım ama yani yazın bu 300-400 bin Seferihisar nüfusuyla bu polisler nasıl başa çıkacak, nasıl yetişecekler? Araçları nasıl yetişecek, kendileri nasıl yetişecek? Vallahi işleri çok zor. İnatla buradan çağrı yapıyoruz ve bununla ilgili artık bir hakikaten kamuoyu oluşturmamız gerekiyor bence. Buranın polis sayısının artması lazım. Yetişemiyorlar. Bakıyorum Yunuslar bir o tarafta bir bu tarafta, trafikçiler bir o tarafta bir bu tarafta. Yani adamların çok ağır çalışma şartları var. Görüyorum. Bir taraftan da işte ne diyeyim yani o kadının vefat ettiği yerde de, kadıncağızın vefat ettiği yerde daha önce de oldu ölümlü kazalar. Yani bir de orası bazı geceler çok karanlık olabiliyor. İç yol aydınlatma ışıkları yanmıyor. Hakikaten şey yapıyorsun yani böyle bir karanlığın içini yararak geçiyorsun.
bir motor, bir yaya, herhangi bir bisiklet, biri karşıdan karşıya geçiyor olsa, biraz da kıyafetleri koyulsa görmüyorsun. Yani önlem alınsın artık en azından. Hep böyle oluyor. Birilerini kaybediyoruz, ondan sonra önlem alınıyor. Birilerini kaybediyoruz, sonra önlem alınıyor. Ne diyeyim? Vatandaşımızın, vatandaşımıza Allah rahmet eylesin, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İşte bir daha da bunların olmaması için önlemlerin alınmasını istiyoruz açıkçası. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bürokrasisinde çok büyük değişiklikler var. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Önce beklediğim bir şeydi. İzmir Büyükşehir Belediyesi başarısız bir dönem geçirdi çünkü. Buna rağmen vatandaş, Cumhuriyet Halk Partisi aday değiştirdiği için, değişime gittiği için bir kez daha şey verdi, yetki verdi. Neredeyse tüm ilçelerde ve büyükşehirde. Tabii şöyle, bunu şöyle anlatmak lazım. Şöyle bir kitle vardı, onun yerine başka bir kitle geldi. O kitleyi anlatayım önce. Herhangi bir imza atılacağı zaman bana özel kalemimi getirin, imza attığım kalemimi getirin, ben bu kalemle imza atmam diyenlere artık kurşun kalemin bile verilmediği bir döneme girdik. Böyle bir halka tepeden bakış, bir ukala tavır. İşte anlatıyorum ya, bedel ödemeden, başarı olmadan bir yerlere getirilen insanlardan başka ne bekleyebilirsin? Tabii onlar bulundukları daha yüksek müdürlüklerden daha alt, kadroları gereği daha alt müdürlüklere getirildiler. Hak edenler görevinde kaldı. Yani işini düzgün yapanlar görevinde kaldı. Hak etmeyenlerin yerine daha iyileri geldi. Ve bu devam edecek. Yani hani ben şunu söyleyeyim net bir şekilde. Seferihisar da bundan nasibini alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde de bunlar devam edecek. Çok ciddi değişiklikler olacak. Hemen hemen eski kadrodan hiç kimse kalmayacak. Bulundukları görevlerde kalmayacak. Daha alt görevlere çekilecekler. Dediğim gibi başarılı olan devam edecek. Kriter zaten bu olmalıydı. Yani işte daha iyi yalakalık yaptığı için veya daha yakın durduğu için değil, işe göre bakılmalıydı. Bu her zaman böyle. Seferihisar Belediyesi de olsa böyle, Güzelbahçe Belediyesi de olsa böyle, Büyükşehir Belediyesi de böyle. Bürokraside ciddi değişimler de olmaya devam edecek. İşte dedim ya hani özel kalemimi getirin, ben bununla imza atamıyorum diyenlerin eline artık kurşun kalem bile vermiyorlar yani. Çok güzel yorumlar alıyoruz ama benim dikkatimi çeken bir şey var. Galiba senin bir kelime hatası yaptığın kısım var. Onunla ilgili çok yorum aldık. Sen açıklamak istersin diye düşündüm. Sana buradan mikrofonu uzatıyorum. Ya bu iki program önce falandı galiba, anladım ne demek istediğini. 2009 seçimlerinde benim desteklediğim aday kaybetti, yerine kazandı demişim. Ya sonrasında verdiğim istifa var, koyduğum tavır var falan. Kendilerine buradan böyle malzeme çıkarmaya çalışan zekası kıt tipler salak saçma yorumlar yapıyorlar. Sonra yorumları siliyorlar. Sonra yok gördünüz mü şöyle böyle. Yani buradan onlara ekmek çıkmaz ya. Yani gerçekten buradan onlara ekmek çıkmaz. Çünkü benim adam satmışlığım yok. Ama adam sanmışlığım var. Öyle diyeyim, bitireyim konuyu. O zaman programı kapatıyoruz. Mustafa Bey, teşekkür ederiz. Caner Bey, teşekkür ederiz. Mürvet Hanım, size de çok teşekkür ederiz. Ben de sorularımı yanıtladığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşürüz.